Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bu haftalık savunma ve havacılık gündemimizle karşınızdayız. 1 Eylül tarihli bu yayınımızda haftanın gelişmelerini sizlere dilim döndüğünce anlatacağım. Ama videoya başlamadan önce geçen haftaki gündemde TCG Piri Reis yeni tip denizaltının ilkinin teslimat töreniyle ilgili detaylı bir haber hazırlamıştım sizlere. Burada bir yanlışlık yapmışım, onu hemen düzeltmek istiyorum. Aksas deniz üstünde aynı zamanda bir bakım merkezi tersane statüsü kazandırılarak büyütüldü. Burası ASFAT'a bağlı değil, burası yeni kurulan Tersaneler Genel Müdürlüğü'ne bağlı. Tersaneler Genel Müdürlüğü de Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteriyor. Geçmiş yıllarda çeşitli askeri fabrikalar, tersaneler, önce ASFAT, daha sonra da Tersaneler ayrıldı ve Tersaneler Genel Müdürlüğü oluşturuldu. Amaç burada daha verimli bir çalışmanın ortaya konması. Tabi buradaki personel veya koordinasyon Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. Daha verimli kullanımı, bu düzeltmeyi de program başlarken sizlere iletmek istiyorum. Evet, ilk konumuz Irak'ta Kerkük semalarında uçarken düşürülen Aksungur İHA sistemi. Türkiye, Irak'ta özellikle bölücü terör örgütüne karşı İHA'larla çok ciddi operasyonlar yapıyor ve onlara tabiri caizse göz açtırmıyor. Ve tabii bu uçuşların hepsi Irak makamlarıyla koordineli halde gerçekleştiriliyor. Fakat geçtiğimiz gün meydana gelen bu olay oldukça ilginç. Kerkük civarında çift motorlu Aksungur uçarken Irak Hava Savunma Sistemleri, Irak Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı ve muhtemel pantsir olduğu ifade ediliyor. Hava savunma füzesi atarak bizim Aksungur'u vurdu. Havada alev alarak Aksungur Kerkük yakınlarındaki bir yerleşim birimine düştü. Düştüğü yerde de yangın çıktı. Burada da herhangi bir ölen veya yaralanan yok. Konuyla ilgili bu adımın arkasından Irak bir soruşturma başlattı. Çünkü bu adım Ankara ve Bağdat arasındaki ilişkileri de gerdi. Niye gerdi? Son aylarda özellikle Türkiye ve Irak'ın arası gayet iyi. Terör konusunda ortak adımlar atılıyor. Ve hatta birkaç gün evvel de meclisten Iraklı 15 ila 50 yaş arasındaki kişilerin vizesiz olarak Türkiye'ye gelmesiyle ilgili de bir kanun kabul edildi. Ve bunun üzerine bizim İHA'nın vurulması da çok manidar olmaya başladı. Konuyla ilgili Irak Silahlı Kuvvetleri soruşturma başlattı. Hava Savunma'ya Bakan, komutan bu soruşturma açısından görevinden el çektirildi. Bu pantsir atışı niye yapıldı, ne algılandı, niye arada bir bilgi eksikliği oldu, bunlarla ilgili bu soruşturma devam ediyor. Türkiye'de haklı olarak bu olayın peşinde. Zaman zaman çeşitli İHA kayıpları bölgede olabiliyor. Dediğim gibi İHA'lar keşif, silahlı keşif ve terörle mücadelede bölgede çok önemli bir rol üstleniyor. Ama sonuçta İHA dediğimiz basit, çok düşük süratte uçan hava araçları yerden atılan füzelere karşı, tehditlere karşı daha savunmasız. Ama bu konuyla da ilgili Türkiye çeşitli adımlar atıyor. Çeşitli kaçınma manevraları yapılması, bu füzelerin tespiti konusunda yaklaşımlar var. Yani burada da Türkiye boş durmuyor. Sonuçta düşen Aksungur çok ciddi paraya, maliyete sahip bir sistem. Bir içinde işte kameralar, taşıdığı mühimmatlar stratejik olarak çok önemli. Aksungur Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından tasarlanmış Anka sistemlerine sahip ama çift motorlu, çok uzun süre havada kalabilen bir İHA sistemi. İlk kullanıcısı da Türk Deniz Kuvvetleri olmuştu. Halen Hava Kuvvetleri'nde de Aksungurlar var ve TUSAŞ'ta farklı ülkelere Aksungur'u ihraç etme başarısı göstermiş. Tam yüklü olarak 40 saatin üzerinde gökyüzünde görev yapabiliyor. Çok geniş bir alanı tarayabiliyor Aksungurlar. Bakalım Irak Türkiye'ye neden bizim İHA'mızı vurduğuyla ilgili nasıl bir savunma yapacak? Muhtemel Türkiye bu İHA'nın tazmin edilmesini Irak'tan isteyeceğini ben tahmin ediyorum. İkinci konu, geçtiğimiz günlerde 13-17 Ağustos'ta Doğu Akdeniz'de yapılan bir tatbikat. Donanmamızın şu an en büyük gemisi TCG Anadolu ile Amerikan donanmasına ait USS Wasp tipi amfibi çıkarma gemisi, iki amfibi çıkarma gemisi diyelim, birlikte geçiş eğitimi gerçekleştirdi. Bununla ilgili ne bizim Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı, ne Amerikan yetkilileri. Sadece USS Wasp kendi sosyal medya hesabından bu geçiş eğitimlerini, hatta bir MV-22 Osprey tipi titrotor hava aracının bizim TCG Anadolu'ya inişiyle ilgili görüntüleri paylaştı. Ben de bu görüntüleri aldım ve tabii akıllara ne oluyor Doğu Akdeniz'de diye bir soru geldi. Malum Doğu Akdeniz, İsrail oldukça hareketli günleri geçiriyor. Ekim ayından bu yana Gazze'de İsrail bir insanlık dramını oradaki Filistinlere yaşatıyor. İşte arkasından Tahran'daki suikast, sonrasında İran veya Hizbullah'ın yaptığı İsrail'e karşılık falan, orada böyle tansiyon çok yükselmiş durumda. Zaman zaman da Ben Gurion Havalimanı vuruluyor, sivil hava taşımacılığı duruyor bölgeyle ilgili. Bunlar olurken Amerika'da İsrail'i yalnız bırakmamak için Doğu Akdeniz'deki varlığını arttırmış durumda. O varlıklardan bir tanesi de USS Wasp. Peki Türkiye'nin İsrail'e duruşu belliyken neden böyle bir eğitim yapıldı? Bu konuyla ilgili enteresan ve ilginç bilgileri Müstafi Tümameral Cihat Yaycı verdi. Flash TV'nin röportajında Cihat Yaycı şunları söyledi. Bu eğitim Pasex olarak adlandırılıyor Cihat Yaycı. Pasex birlikte geçiş eğitimi. Normalde diyor ki Yaycı, dost ve müttefik ülkelerin gemileri başka bir ülkenin etrafından geçerken o bölgede bir askeri gemi varsa geçiş eğitimi yapabiliyor. Sonuçta TCG Anadolu ve USS Wasp benzer özelliklere sahip gemiler, ikisi de amfibi hücum gemisi. Bu açıdan Türk Deniz Kuvvetleri bu eğitime sıcak bakmış ve bu fırsat değerlendirilmiş olarak konuşulabiliyor. MV-22 Osprey'in TCG Anadolu'ya iniş kalkış eğitimi yapması da çeşitli tatbikatlarda, örneğin Şubat ayındaki bir tatbikatta bizim donanmaya ait Sea Hawk helikopteri bir Amerikan gemisinin platformuna, helikopter platformuna iniş kalkış yapmıştı. Deniz kuvvetleri arasında işbirlikleri bu tür tatbikatlarla geliştiriliyor. Beraber eğitim yapmak çok önemli. Bu açıdan bu iniş kalkışın yapıldığı ifade ediliyor. Tabii Osprey'leri Amerika bugüne kadar sadece Japonya'ya ihraç edebildi ama havada kalkışları helikopter gibi dikine, motorlarını yere paralel hale geliyor ve uçak gibi çok hızlı tiltrotorlar gidebiliyor. Zaman zaman da tiltrotorlar yaşadıkları kazalarla gündeme geliyor. Bu da oldukça ilginç bir durum. Tabii bizim gibi konuya meraklı kişiler, bana da bir sürü soru geldi bunlarla ilgili. Acaba Türkiye Osprey mi alıyor? Çok pahalı bir platform. Şu anlık böyle bir şey gündemde değil. Madem indi, Türkiye sıcak mı bakıyor gibi sorular geldi. Onu da şu anlık böyle bir proje, böyle bir bakış olmadığını ifade etmemde fayda var. Ukrayna ilk F-16 kaybını yaşadı. Malum Ukrayna'nın uzun süredir batıdan istediği F-16'lar peyderpey pilotların eğitimlerini tamamlamasından sonra teslim edilmeye başlandı. Bu konuda Belçika, Norveç, Hollanda F-35 aldığı için emekli etmeye başladı. F-16'ların eski nesil modelleri F-16A ve çift kişilik B modellerini Ukrayna'ya verdi ama bu uçaklar çok ciddi modernizasyona tabi tutulmuş, güncel mühimmat atabilecek özelliklere sahip. Teslimat öncesi de özellikle Amerikalılar çeşitli elektronik karşı tedbirlerinde en yeni ve güncel versiyonunu Ukraynalılara yükledi. Şimdi Ukraynalılar, ilginç bir kaza yaşandı. Bölgeye Ruslar kamikaze dronlar atıyorlar ve bir Ukrayna F-16'sı kalkıyor, bölgeye gidiyor ve 3 tane İHA'yı düşürüldükten sonra uçak düşüyor. Yavaş yavaş bu konuyla da ilgili bilgiler geliyor. İddia şu ki Ukrayna hava savunma sisteminin attığı Patriot tipi füze bu F-16'yı vurdu ve F-16 dost ateşiyle düştü. Şimdi bu gelişmeler de oldukça ilginç ve muhtemel bu gelişme alınan şu kararı da ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanı Zelenski bu olayın arkasından Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı görevden aldı. Ve Genelkurmay Başkanı mevcut aynı zamanda Hava Kuvvetleri'ne vekalet etmeye başladı. Bu da oldukça ilginç bir gelişme, muhtemel dost ateşiyle düşürme olanı olabilir. Peki niye F-16 ve hava savunma birlikleri arasında bu irtibat kurulmadı, neler yaşandı bunlarla ilgili, bu da çok ilginç. Muhtemel bu soruşturmanın arkasından da çıkacağını ben tahmin ediyorum. Ukrayna Savaşı aslında dost ateşi olarak adlandırılan kendi uçağını düşürme gibi olayları sık sık görüyoruz. Rusya'nın da başına geliyor, Ukrayna'nın da başına geliyor. önceden işte Rusya ve Ukrayna kendi eski Doğu bloğu ülkelerinin işte MiG'leri, Sukhoi'leri kullanıyordu. Bunlar radarda acaba karışıyor muydu derken şimdi F-16 ile ilgili böyle bir şeyin yaşanması da oldukça ilginç. Geçtiğimiz günlerde F-16'lar Ukrayna'daki gizli bir üsse konuluyor. Ruslar buraya bir hava saldırısı yapmıştı. Ukrayna'nın elinde 6 F-16 pilotu var. Bu hava-yer saldırısında bir F-16 pilotunun hayatını kaybetmesi, arkasından bu düşürülen, elde kaldı 4 tane pilot. Ukrayna'da bir taraftan bu bölgede görev yapabilecek, emekli olmuş batıdan F-16 pilotlarının peşinde. Bu işte oldukça ilginç, onu da belirtmemizde fayda var. Geçtiğimiz günlerde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, bu bizim tarihimizde aslında tayyarecilik ve Zafer Bayramı'dır. Onları büyük bir coşkuyla kutlarken Solo Türk İstanbul'la Türk Yıldızları da Ankara'da çok güzel bir gösteri uçuşu yaptı. Ama TUSAŞ'ta da ilginç bir uçuş vardı. Bu da Gökbey'le Zafer uçuşu. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı ve TUSAŞ Genel Müdürü Doktor Mehmet Demiroğlu bu uçuşa katıldı. Gökbey'in ilk kullanıcısı Jandarma Genel Komutanlığı olacak ve çok yakın bir tarihte 3 helikopter jandarmaya teslim edilecek. Bunun için bir tören planlanıyor. Tarihlerde yavaş yavaş yakında belli olur diye tahmin ediyorum. Jandarmaya verilecek bu 3 Gökbey'le birlikte teslimat süreci başlamış olacak. Burada da tabii aslında bu final uçuşu diyelim, projeyi veren Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ün ve helikopterleri alacak Jandarma Genel Komutanı'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Genel maksat helikopteri T-625 Gökbey, UH-1'lerin yerini alacak. Jandarma gerçekten Türkiye'de helikopteri çok yoğun olarak kullanıyor. Yapılan terörle mücadele uçuşları, aynı zamanda işte bir yere sel basıyor, yangın oluyor. Jandarma hep ön planda ve çok uçuyorlar helikopterlerle. Bu açıdan jandarma açısından çok iyi bir test sahada kullanımı Gökbey'in birebir gerçekleşecek ve o pilotların geri dönüşleri TUSAŞ'a çok önemli bir katkı sağlayacak. Bir başka konu da ilk etapta şu an TUSAŞ'ın elinde 20 adetlik Gökbey siparişi var. Onların da dağılımı şöyle: 7 adeti kara kuvvetlerine, 4 adeti hava kuvvetlerine, 3 adeti jandarmaya, 3'ü sahil güvenliğe, 3 adeti de Emniyet Genel Müdürlüğü'ne toplam 20 adet verilecek. Bu 20 adette T-129 ataklarda kullanılan yabancı motorla Gökbey hizmete giriyor ama bir taraftan da TEİ'nin geliştirdiği TS-1400 motoru da test aşamalarını büyük bir hızla devam ediyor. O 20 adetten sonra da teslim edilecek olan Gökbey'lerde de yerli helikopter motoru TS-1400 kullanılmaya başlanacak ve peyderpey bu motorlarla birlikte silahlı kuvvetlerin envanterindeki uzun yıllardır uçan ve Fakar UH-1 helikopterleri de tamamen Gökbey'lerle yenileştirilmiş olacak. Gökbey'in bu askeri tarafı, ben eminim ki bu helikopter emniyetle birlikte sivil uçuşlar gerçekleştirecek ve ilerleyen dönem içerisinde tüm dünyadan sivil olarak alacağı siparişlerle TUSAŞ'ın en önemli ihracat kalemlerinden biri olacağına inanıyorum açıkçası. Bu açıdan Gökbey'in bu zafer uçuşuyla üçlü kol uçuşu ve arkasından teslimat sürecine girilmesi çok önem arz ediyor. Baykar cephesinde de gözümüz yeni motor, güçlü motor, afterburner yani art yakıcı sisteme sahip motor takılmış Kızıl Elma'nın ilk uçuşunda. Baykar bir görüntü yayınladı. Gece taksi testleri yapılmış. Tabii o afterburner'ın böyle bir alev topu çıkartması arkasından o gece görüşü süper. Ama tabii yapılan bu test uçuşları sadece göze güzel gelsin değil, gece şartlarında emniyetle taksi yapabilmek, pist içerisinde hızlanma gibi konularda test edilmiş durumda. Artık Kızıl Elma'nın ilk uçuşu, yeni Kızıl Elma'nın diyelim, eli kulağında gibi duruyor. Bu konu çok önemli ve arkasından önümüzdeki günlerde bunun hareketlerini göreceğiz gibi geliyor. Baykar'da sadece gece taksi değil, çok önemli bir mühimmat atış testi de yapıldı. Akıncı'ya takılan Aselsan'ın geliştirdiği Tolun mühimmatı atıldı. Şimdi savaşlar yapılırken milyon dolarlık füzeler tamam iyi güzel ama işin de bir mali boyutu var. Ne kadar ucuza ve ne kadar etkin vurabildiğiniz çok önemli. Tolun da bunun güzel bir örneği. Tolun aslında ufak bir mühimmat fakat havada kanatlarını açıyor. 80 kilometre menzile sahip, çok uzaklara, yani öyle düşman hava savunma sistemlerinin üzerine gelmeden, onların menzillerine girilmeden Tolun atılabiliyor. Tolun'un üzerinde AYR olarak adlandırılan kızılötesi arayıcı başlığa sahip ve burada Sadak 4 olarak adlandırılan salım kitinde her istasyonda 4 adet mühimmat Tolun taşılabiliyor. Ve bu atıldıktan sonra 80 kilometre menziliyle parçacık tesire sahip başlığıyla hedefini bulup yok ediyor. Burada önemli olan CRPA anti-cem anteni sayesinde GNSS, yani uydudan alınan verilere göre hareket gidiş sırasında yapılacak karıştırmalara karşı da mühimmat dayanıklı. Bu da önemli bir detay. Bunun da testinin yapılması Akıncı'ya yeni bir mühimmat olarak yazalım. Çünkü bu mühimmat aynı zamanda savaş uçaklarından da, yani uçak platformlarından da atılabiliyor. İHA'lar derken bir taraftan da yeni nesil İHA'larla ilgili çok ciddi bir rekabet söz konusu. Bunlardan biri de Northrop Grumman'ın geliştirdiği Model 437 Vanguard ilk uçuşunu yaptı. Bu da şimdi ilginç bir konu bu. Bu uçağın bir İHA, bir insansız hava aracı sistemi, ama içinde pilotla yapıyor. Gerektiği zaman testler tamamlandıktan sonra pilot da kokpitten inecek, kapanacak o hava aracı ve insansız olarak uçuşlarına devam edecek. Amerika'da Scaled Composites şirketi var. Bu şirket Robson kardeşlerin kurduğu çok önemli, çok farklı tasarımlar, uçaklar geliştirebilen bir şirket. Bunların daha önceden yaptığı bir adet jet motoru kullanılabilen Model 401'inin hakları Northrop tarafından alındı ve bu şirket çok hızlı bir şekilde gerekli Northrop Grumman mühendislerinin yaptığı değişiklikleri bu uçağa uyguladı ve Model 437 Vanguard adı verildi buna ve ilk uçuş yapıldı. Normalde çok daha uzun sürebilecek tasarım, üretim ve ilk uçuş aşamaları böylelikle aylar içerisinde bu şirket tarafından gerçekleştirildi. 12 metre 43 santimetre boya, aynı 12 metre 43 santimetre kanat açıklığına sahip bu hava aracı, gövde içine konulan özel yerler sayesinde 2 adet AIM-120 AMRAAM hava füzesini atabilecek kapasiteye sahip. Aynı zamanda bu iç bölgelere de yaklaşık 900 kilogram ağırlığında da farklı yükler, mühimmat örneğin konulabiliyor. Uçak üzerinde Pratt & Whitney'in 535 tipi jet motoruna sahip, 6 saat havada kalabiliyor ve menzilde yaklaşık 5400 kilometre. Bakalım Amerika gelecek nesil İHA sistemlerinde neler düşünüyor? Biz de aslında bu tasarımdan, projeden bunları takip edebileceğiz. İşte o yüzden Kızıl Elma çok önemli Baykar'ın. TUSAŞ'ın yaptığı Anka 3 uçan kanat konsepti çok önemli. Buralarda Türkiye'nin adımlarını hızlandırması lazım ki jetle ilgili bu iş nereye gidecek, ne yapılacak, hangi sistemler, hangi konseptler geliştirilecek, bu çok önemli. Hadi ürettiniz, tasarladınız ama bunun savaş alanına uygulamak, bunlar da hava kuvvetlerinin kurmay zekasıyla ortaya çıkılacak şeyler. Dünyada bu konuyla ilgili çok farklı konseptler, farklı konular ilginç bir şekilde bazen eski demode sistemler o konulan yeni bir yazılımla yepyeni ve öldürücü bir silah haline gelebiliyor. Bu açıdan bu gelişmelerin çok dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Birkaç gün evvel 30 Ağustos sabahı önce bir video yayınladık kanalımızda. Türk Hava Kuvvetleri'nde F-4 uçaklarının 50. yılı. Yazar Levent Başara, Profesör Doktor Serhat Güvenç'le konuştuk. Bir F-4 pilotu Semih Taş da o uçağı uçurken neleri hissetti onları anlattı. Türkiye'nin 1974 30 Ağustos'ta başlayan ve hala göklerimizde uçan F-4'lerinin de ayrı bir farklı bir bakış ve bilgi dolu özellikleriyle sizlere aktarmaya çalıştık. Onun linkini şuraya bırakayım. Bununla birlikte yazar Levent Başara sağ olsun sitemiz için çok önemli bir yazı kaleme aldı. İlk F-4 filosunun kurucuları arasında yer alan ve filo komutanlığını yapan emekli Orgeneral Ergin Celesi'nde bir röportaj gerçekleştirdi. O günleri anlattı. Ertesi gün 31 Ağustos'ta da Türk Hava Kuvvetleri'nin efsane pilotlarından Ergin Celes'in filo komutanlığı yaparken o da o filonun harekat subaylığını yapmış emekli albay Zübeyir Batur'un bu F-4'leriyle ilgili gelmesiyle ilgili yaşadıkları neler oldu onları koydu. Merak edenler için tolgaozbek.com sitemize gelip baksınlar lütfen. Çok keyifli, havacılık tarihini seven izleyicilerimiz için güzel bir röportaj oldu. Onları da sitemize doğru bekleyelim. Orada da şöyle bir serzenişte haklı olarak bulunduk. Yunanlar bizden evvel muhtemel işte Mart ayı gibi Mart 1974'te ilk F-4'leri teslim alıyorlar. Hatta bazı pilotlar çıkıyor. Türkiye haklı olarak Kıbrıs Barış Harekatı'nı uluslararası anlaşmalar doğrultusunda aldığı garantörlük hakkıyla yaparken biz de o F-4'leri kaldıralım, Kıbrıs'a yollayalım diyor. Ama tabii bu gerçekleşmiyor. Böyle de bir Türk ve Yunan F-4'lerinin de böyle bir kesişen tarihi var. Harekat, birinci harekat yapılıyor. İkinci harekatın arkasından çok kısa bir süre sonra 30 Ağustos'ta da Türk F-4'leri geliyor. Buraya dikkat çektik ve Yunanlar bu 50. yılları, onların da böyle çok az sayıda F-4'ü kaldı, özel bir boyamayla kutladılar. Niye bu yapılmıyor diye sorarken bilgiler yavaş yavaş gelmeye başladı. Türk Hava Kuvvetleri önümüzdeki aylarda F-4'lerin 50. yılıyla ilgili özel bir organizasyon yapmaya hazırlanıyor. Tarih çok önemli. Geçmişini bilmeyenler geleceklerini planlayamazlar. Bu yüzden havacılık bir bütün. Bu işin tarihini iyi öğretmek lazım ki neler olduğunu, o geçmişte yapılan hatalar veya doğrular insanlarımız tarafından bugün iyi algılansın ve ona göre önlem alınsın. Bu açıdan da Hava Kuvvetleri bu kutlamayı yapacağı için de çok çok önemli. Bu adım için de Türk Hava Kuvvetleri'ne teşekkür ediyoruz. Bu kadar çok askeri havacılıktan sonra eğitim yönünden bakarak sivil havacılıkla ilgili bir konuyu da gündeme getirelim. Şu an Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Profesör Doktor Kemal Yüksek aynı zamanda eğitim kökenli bir insan ve Türkiye'de havacılık eğitiminin yaygınlaştırılması için yeni E-Devlet üzerinden girilebilecek yazılımlar, dersler oluşturmak üzere bir projeyi çok önemli bir şekilde önümüzdeki günlerde hayata geçirecek. Burada E-Devlet üzerinden girecek olan kişiler pilotajdan kabin memurluğuna, hava trafik kontrolörlüğüne, uçak bakım teknisyenliğine kadar farklı alanlarda istedikleri eğitimleri alabilecekler. Sınavlardan geçecekler ve uluslararası geçerli olan sertifikalar almaya hak kazanacaklar. Sınavları gözlemcilerle birlikte yapılacak. İşin tabii uygulama kısmı var. Havacılıkta eğitim gerçekten çok çok önemli. Bunun yaygınlaştırılması da çok önemli ve tabii ki doğru bir şekilde kontrol edilmesi. Çünkü yerde %100 bileceğiniz bir şeyi havada ancak onu uygularken performans gökyüzüne biraz düşüyor ama yerde %100 bilmeniz gerekiyor. Eğitimin yaygınlaştırılması açısından çok doğru bir adım. Türkiye'de anlatıyoruz hep, askeri havacılık, savunma sanayi büyüyor, hava yollarımız büyüyor ama buraya yetişmiş insan lazım. Pilot lazım, kabin memuru lazım, teknisyen lazım, hava trafik kontrolörü lazım. Uçuş harekat uzmanı lazım ve lazım ve bu insanların eğitimli olarak buraya gelmeleri, doğru bir şekilde eğitim alarak gelmeleri lazım. Bu yaygınlaştırılacak projenin temel amacı işin eğitim maliyetlerinin de doğru bir yerden verilirken maliyetlerin düşürülmesi. Bugün bir özel pilot lisansı aldığınız zaman bunun maliyeti yaklaşık 15.000 euro ve sivil havacılık iddialı bu konuyla ilgili eğitim maliyetlerinin ortak yüklenilmesi ve yapılmasıyla bu işin maliyetinin çok çok düşeceği ifade ediliyor. Eğitim açısından atılmış doğru bir adım diyoruz. Evet, bu haftanın savunma ve havacılık tarafından gelişmeleri bu şekilde. Hem Türkiye hem dünyaya baktık. Umarım size doğru bir şekilde bunları anlatabilmişimdir. Lütfen sorularınızı yorum olarak yazın. Tabii ki bu videoyu izlediyseniz, beğendiyseniz de şöyle beğen tuşuna basın. Destekleriniz, beğen ve yapacağınız yorumlarla birlikte çok önemli. Bunlar ne kadar çok olursa o kadar videomuz yükseliyor ve daha fazla insana ulaşıyor. Bir sonraki hafta, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.